İlaçların ve tedavilerin genelde yan etkileri vardır. En basit ilacın evet. bile öyle. Sizin cerrahinin yan etkileri hep olumlu. Yani bütününe baktığında evet. çok olumlu yan etkisi var. Ya da cümleyi böyle düzelteyim. O çok önemli bir şey. Yani evet. hani kiloyla yola çıkılıp... Şimdi Allah korusun, çok bir sürü... dürüst içimden kalbimden gelen bir şey söyleyeyim. Allah korusun, bu ameliyatı olan bir insan eğer ameliyatta ölmezse ve ciddi bir komplikasyon yaşanmazsa, ki bunların oranları son derece düşüktür. hakikaten kötüye giden hiçbir şey olmuyor. Tek problem çok uzun dönemde yeniden kilo alabiliyor bu insanlar ve yeniden ameliyat gereksinimi ortaya çıkabiliyor. Ne kadar bir dönem bu hocam? Yani hastaların aşağı yukarı %80'inde çok önemli bir problem olmuyor. Ama %20 hastada ameliyattan 3 sene sonra, 4 sene sonra, 5 sene sonra mide de biraz büyüyerek en çok tüp mide ameliyatını yapıyoruz. Ama diğer ameliyatlarda da geri kilo alımı olabiliyor. Ve hastaların %10'u 15'i tekrar bir kilo alma trendine gelebiliyorlar. O yüzden erken dönemde, ilk 1-2 yıllık dönemde bu hastaların hakikaten beyinlerini, kafalarını, psikolojilerini de biraz değiştirmeleri gerekiyor. Ve tekrar ameliyat da gerekebiliyor. Ve dünyada hakikaten şişmanlık cerrahisinde tekrar ameliyat olmak da çok önemli bir trend. Ve Amerika'da çok sık sayıda yapılıyor. Hatta haftaya bir New York'ta bu işin dünya lideri birinin kliniğine gidiyoruz Ahmet'le birlikte. Salt tekrar ameliyat görmek için. Çünkü ben geçen sene de gitmiştim. Bir hafta içinde 10 vaka yapıyor Mitch arkadaşımız. Onun 5'i redo, yani tekrar ameliyat. O kadar güncel bir konu Amerika'da. Revizyon ameliyatları. Evet.